Herkese merhaba, ben İdilye. Beni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda kanyondayım, harika bir etkinlikteyim. 27, 28, 29 Mayıs günlerinde 3 gün boyunca İstanbul'un sokak lezzetleri kanyonun alt katında böyle tatlı standlarda sizlerle buluşuyor. Ben un kurabiyesi yapıyorum. Bu kurabiyelerin satışından elde ettiğim gelirleri de Toplum Gönülleri Vakfı'na bağışlıyoruz. Ama bir sürü stand var. Ben bu 3 gün boyunca çok yiyeceğime şu andan kesin eminim. İşte çiğ köfte var, köfte var, tavuk pilav var, kokoreç var, mide dolma var. Yani ne ararsanız var aslında. Sizleri de bekliyorum, mutlaka yanıma gelin. Bugünü sizlerle paylaşmak istedim çünkü çok tatlı burası şu anda. Gerçekten böyle İstanbul'un eski sokaklarında gibi hissediyor insan kendini. Ben de bütün standları gezeceğim. Söylediğim gibi bayağı yemek yiyeceğim büyük ihtimalle. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Un kurabiyesi sever misin? Allah çok severim. Afiyet olsun. Un kurabiyelerimiz var. Benim tarifim. Tanesini 3 liraya satıyoruz. Toplum Gönülleri Vakfı'na bağışlıyoruz. 4 tane biz alalım. Tamam. Ne alacaksın? Paket yapabiliyor musun? Yapabilirim. Kaç tane? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Kurabiyeleri satıyoruz. Satışlar çok iyi gidiyor. Yaptığımız kurabiyeler galiba gün sonuna kalmayacak gibi duruyor. Şimdi ben standdan biraz ayrıldım. Diğer standları gezeceğim. Gelin birlikte gezelim. İçli köfteyle başlıyoruz. Kaç senedir yapıyorsunuz? 30 yıldır yapıyoruz. Hep Beyoğlu'nda mısınız? Beyoğlu'ndayım. Bir tane tadabilir miyim ben böyle? Eşimle beraber çalışıyorum. İş yerimizde aile mutfağıdır zaten. Kahramanmaraş mutfağı bir lezzetli yapıyorum ben. İnanılmaz güzel. İyi. İçli köftenin püf noktası nedir? Yani kesinlikle ilk defa malzeme kaliteli olması lazım, temiz olması lazım. Yani klişe bir söz olacak ama gerçekten sevginizi vermeniz lazım. Gerçekten inanılmaz başarılı. Neredesiniz Beyoğlu'nda? Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, Galatasaray Lisesi'ni geçince hemen sağ tarafta. Tamam, mutlaka geleceğim. Çok teşekkür ederim. İçli köfte biri harika. Ben bugün galiba günün sonunda patlayacağım. Şimdi içli köfte yedikten sonra şurada çiğ köfte çok ilgimi çekiyor. O da Sırrı Usta meşhurdur, belki duymuşsunuzdur. Çiğ köftesi çok iyi. Ona geçeceğim. Turşu suyu çok severim. Turşu suyu da satılıyor. Şimdi geldik benim favorime. Dünyadaki en sevdiğim yemeklerden biri çiğ köfte. Ben yapabilir miyim yanınıza gelip? Tamam. O kadar kolay değil vallahi. İyi de ki. Her şey bir... Kendime büyük porsiyon ya. Sen torpilli geçtin. Kendime torpilli. Çok güzel. Baharatı, kıvamı, tadı, tuzu. Hayır. Harikasınız. Şu an Asri Turşucu'nun standındayız. Asri Turşucu'yu nereden hatırlayabilirsiniz? Neşeli Günler. Neşeli Günler. Adile Naşit ile Münir Özkur'un meşhur filmi Neşeli Günler'deki Turşucu. Aslında sizsiniz değil mi? Kaç senedir var? Ben 3. kuşağım. Ay harika, üçüncü, ne güzel. Evet. Dükkanımız 103 senelik. Bu sene 103'e girdik. İnşallah bir 103 daha bekliyoruz yani. Peki evinde turşu kurmak isteyenlere verebileceğiniz bir püf noktası var mı? Yani şimdi bize herkes şey söylüyor. Siz ne koyuyorsunuz da bu böyle oluyor falan. Biz sadece limon, kaya tuzu, su ve sarımsak. Bu kadar. Ama tabii evde yapılanlar için buna kereviz yaprağı koyabilirler, maydanoz koyabilirler. Lezzet var. Evet, tabii ki de. Çünkü biz çok yüksek adetlerde yaptığımız için bu tür şeyleri koyamıyoruz. Tadı bozulabiliyor yani. Çünkü çok uzun süreler bekliyor. Bir sene boyunca bizim depomuzda beklemek zorunda bunlar. O yüzden biz böyle katkı madde kullanamıyoruz. Nedir iyi bir kokoreçin? Baharatı mıdır, eti midir? Etinden. Etinden değil mi? Kuzu eti, kuzu kokoreç, yani kuzu bağırsaktan daha güzel kokoreç olur.
beklediğim an geldi. Tarihi Karaköy Midyecisi'nin oradayım şimdi. İzmir'den sonra İstanbul'a dönebilirsin. Öyle mi? Ben... Ha, o zaman ben de yemek istiyorum. Çok dikkat etmek gerekiyor değil mi satın alırken? Öncelikle Midye dolmanın kim tarafından ne lezzetli ve nasıl pişirildiği de değil de ürünün nereden tedarik edildiği çok önemlidir. Yemiş olduğunuz Midye dolmanın kendi canlı hali çiftlik midyesidir. Ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimindeyiz. Özellikle İzmirliler için aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen bizden Midye dolma yemeyin. Çünkü bir daha hiçbir yerde Midye dolma yemeyin. Ya bak. Çok iyiyim. Meşhur Saray Muhallebicisi'nin standına geldim. Evde tavuklu pilav yapacağız mesela. Takipçilerim benim yemek yapmaya çok meraklılar. Ne önerirsiniz onlara? Bizim püf noktası. Özel bir tavuk. Öyle mi? Bizim tamam. Çiftlik tavuğu. Lezzeti zaten tavuklu pilavın tavuktan geliyor. Pilavımız tereyağlı. Ustamız tereyağlı yaptığı için onun da ayrı bir lezzeti var. Sırrı bu. Sırrı bu. Bence de pilav tereyağsız olmaz zaten. O zaman bir tane minik bir tadımlık alabilir miyim sizden? Çok güzel. Güzel bir yer bulup oturacağım şimdi. Tavuklu pilavımın tadını çıkartacağım. İnanılmaz lezzetli ama ben bugün herhalde patlayacağım günün sonunda. Çünkü daha gidemediğim standa kaldım. Birazdan köfte yemeye gideceğim. Ondan sonra yanında balık dürüm var. O da çok iyiymiş. Artık onu nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Bilmiyorum. Çekimlere devam edeceğim. Sıra geldi köfteye. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Siz normalde Reşitpaşa'dasınız değil mi? Evet. Kaç senedir köfte yapıyorsunuz? Köfte restoran içinde 6 yıldır restoran iş yapıyoruz ama köfte içinde 5 aydır köfte işi yapıyoruz. Aa, daha çok yeni. Evet. Harika, hayırlı olsun. Bu coğrafyada nerede en iyisi yetişiyorsa oradan tedarik ediyoruz her şeyi. Harika. Fasulyemiz Denizli Çameli'nden geliyor mesela. Etlerimiz Bursa ve civar köylerden geliyor. Mehmet Usta balık dürümün standındayız. Bu ne yoğunluk? Öncelikle şu onu söylemek istiyorum. Saatlerdir sizin yanınıza gelmek istiyorum. İnanılmaz bir kuyruk var burada. Devamlı böyle zaten. Dürüm olayında zaten tekiz. Ondan dolayı müşterilerimize rağbet gösteriyor sağ olsun. Karaköy'desiniz normalde. Nasıl yapıyorsunuz balık dürümü? Balık ekmekten daha farklı ama içindeki malzemeler de biberli, kendimiz, şeyli. Kendimize öz malzemelerimiz var. Yani balık ekmekten çok farklı bir tat. Kanyon'da çok keyifli bir gün geçirdim. Bol bol kurabiye sattım. Bol bol yemek yedim. Çok güzel bir gündü. Cumartesi ve pazar günü de buradayım. Umarım siz de gelirsiniz. Hem birlikte un kurabiyesi yeriz, hem sohbet ederiz, fotoğraf çekeriz. Hem buradaki diğer lezzetleri de tatmanızı ve görmenizi isterim. Umarım benim aldığım keyfi siz de izlerken alırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.